Özgür bir şekilde kendi kararlarımız doğrultusunda tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Aslında tüketim piyasasında kaybolan birer müşteri profilinden başka bir şey değiliz. Hazırsan modanın dünyasına girmenin tam sırası. Modayı konuşmaya başlamadan önce modanın doğumunu ve gelişimini öğrenelim. Moda en başta örtünme içgüdüsüyle, daha sonra farklı olma ve kendini gösterme istekleriyle oluşmuştur. İlk insanlar yaprakla yetinirken, Orta Çağ'dan önce Mısırlılar sıcaktan korunmak için ince ve havadar kumaşlar tercih etmişti. Sümerliler de çoğunlukla mantoya benzer şeyler giyinilmiş, antik Yunan'da ise giysiler dikilmek yerine kumaşları vücutlarına sararak giymişlerdi. Sonraları antik Roma'da genellikle sandaletleri ve tunikleri görebiliriz. Bizanslıların modası da antik Roma'nın devamı şeklindeydi. Orta Çağ'da fırfırlar, taşlar, birçok tabloda görebileceğimiz gibi abartı büyük sisler başlamıştı. O dönemde bu tür giysiler zenginliğin temsili olmuştu. Asiller, kral ve kraliçenin giysilerini taklit etmeye başladılar. 1845 yılına kadar giysiler elde dikiliyordu. Elias Howe, 1845 yılında şu an kullanılan Singer dikiş makinelerinin atası sayılan zincir dikiş makinesinin patentini üstüne aldı. Bu sayede Charles Frederick Worth ile hazır giyim başladı. Charles, tarihindeki ilk moda tasarımcısı unvanına sahipti. 1846'da İngiltere'de doğmuş fakat moda çalışmalarını Paris'te gerçekleştirmişti. O zamanlar terziler müşterilerin ayağına gelirken, Charles'tan sonra müşteriler de terzilerin ayağına gelmeye başlamıştı. Bu olay o zamanlardaki asillik savaşları içinde düşünürsek, Charles bir dönüm noktası oluşturduğunu görebiliriz. Özetlemek gerekirse şu andaki moda anlayışı Paris'te Charles Frederick Worth ile başladı diyebiliriz. Moda tarihini kısa bir şekilde anlattıktan sonra modanın ansiklopedisi sayılan Vogue dergisini de es geçsek olmazdı. Vogue, 1892'de Yüksek Sosyete gazetesi olarak Amerika'da çıkmıştı. İlerleyen yıllarda içeriğini sosyete yerine modaya bırakmış ve modanın en önemli mecrası olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlayacağı söylentileri kulaktan kulağa yayılmaya başladığında, Vogue editörü Edna Woolman, o zamanlarda bile dünyanın en önemli moda şehri olan Paris'in savaş yüzünden yavaş yavaş değerini kaybedeceğini düşünür ve İngiliz moda tasarımcılarına Fashion Fit adında bir festival düzenleyerek modanın yönünü kuzeye taşır. Fakat bu hamlesi Paris'te tasarımcıları sinirlendirir ve diğer yıl aynı festival Paris'te düzenlenir ve Paris'in vazgeçilmez olduğu anlaşılır. 1902 yılında Thomas Burberry ilk olarak markasını gabardin üzerine yazdırmış, 1905'te gazetelerde artık moda ekleri yayınlanmaya başlamıştı. 1906 yılında Guccio Gucci, aksesuar üzerine çalışan şirketini İtalya'nın Floransa kentinde kurmuş, kalın kaban kumaşlarından ilk ünlü çantasını 1925'te yapmıştı. Dünyaca ünlü markalar modaya yön vermek ve artık söz sahibi olmaya başlamışlardı. İlk moda haftası Amerika'da gerçekleşti. Moda yazarı Eleanor Lambert, Amerikalı tasarımcıların vitrin oluşturabilmeleri için devlet destekli bir defile düzenledi. Daha sonra her yıl bu organizasyon tekrarlanır ve New York Fashion Week ismini alarak ilk moda haftası oluşmuş oldu. Günümüzde bu moda haftaları hiç ilgisini kaybetmeden New York ve farklı şehirlerde devam etmektedir. Ünlü moda ikonu ve öncüsü olan Coco Chanel'in şu sözüyle devam etmek isterim. Moda geçer, stil kalır. Bunu Chanel söylerken aslında genel geçer bir doğruya değil, kalıcı bir stile değinmişti. Moda günlük, haftalık, aylık ya da senelik olarak değişse de stil kalıcıydı. Dikkat ettiysen her ay yeni çıkan moda dergileri bulunmakta. Bunların bazısı sadece kadınlara, bazıları da erkeklere hitap etmekte. Bu ayın trend renkleri, farklı giyim kombinasyonları, gece hayatında giyilecekler, şu 3 aksesuarı yanınızdan kesinlikle ayırmayacaklar gibi bir sürü başlık altında içerikler bulunmakta. Bunların gelişimini anlayabilmek ve görebilmek için en tepedeki sisteme, yani kapitalizme değinmek gerekir. Kapitalizm, karnı hiç doymayan huysuz bir çocuk gibi. Hep daha fazlasını isteyen, olanla yetinmeyen, her geçen gün büyüyen ve genişleyen bir tüketim üreticisi. 15 yaşındaki bir çocuğun iPad alabilmek için böbreğini sattığını duyunca zevkten dört köşe olan, Tayland'da Disney fabrikası için çalışan
yaşan bir çocuğun Disneyland'e girecek parayı çıkarması için 55 gün çalıştıran, bir kadının bir moda dergisini 15 dakika karıştırması sonucunda kendi vücudunu beğenmemesini sağlayan, eskiyi kullandırmayıp her zaman yeniyi satın aldırmak isteyen görünmez fakat içinde yaşadığımız bir sistem. Modernleşmenin getirdiği tek tipleşme ve kategorileşmenin meyvesini yiyenlerden bir tanesi de moda sektörüdür. Her sene ve 4 mevsim hangi renklerin tercih edileceğini, hangi tipte giyeceklerin kullanılacağını ve bir sonraki sezon nereye evrileceği konusunda insanlara yol gösterir. Kategorilere ayrılmış insanların yönetilmesi ve neyin sevilip sevilmeyeceğini anlamak kolaylaşır. Eskiden Anadolu'da bayram olduğunda küçükten büyüğe insanlar kumaş gider, kendilerine elbise ya da takım elbise diktirmek için mesai harcarlardı. Şimdi herhangi bir mağazaya girdiğimizde önceden belirlenmiş standart kalıplardan bir tanesini üzerimize uydurmaya çalışıyoruz. Kendimizi büyüklük ve genişlik olarak kavramlara ayırdık. Bunların üstüne de sayılar ve beden numaraları verdik. Bedenlerimize small, medium, large adlarını taktık. 32, 34, 36 beden bel çevresine uyabilmek için sayıların içine hapsolduk. Eskiden bir ürünü alıp 15 senede anca eskittiğimiz bir kumaş şimdi bir senede eskir oldu. Az gelişmiş ülkelere büyük markaların yaptırdığı giysiler 5 dolara üretildi. Mağazaya geldiğinde 50 dolardan aşağıya satılmadı. Beyaz kısa kollu tişörtün markasızı 20 liraya satılırken üstüne bir timsah figürü işlendi ve 250 liraya çıktı. Günlük 3 dolara çalıştırılan çocuklar görülmedi fakat geri dönüştürülebilir giyecekler giymek insana rahat hissettirdi. İşte bu yüzden öngörülebilen insanın ne yapacağını tahmin etmek kolaylaştı. İnsanlar ne giyip giyemeyeceklerini, geçen sene giysilere bilmem kaç bin lira harcadıktan sonra bir sonraki sene bunun modasının geçtiği için giyilmemesi ve sosyal çevrendeki insanların sana nasıl bakacağı seni rahatsız etti. Seneler önce bir kotun yırtılması eski olarak adlandırılırken şimdi yırtık kotların moda olması ve mağazada satılmaya başlandı. Bundan seneler önce terlik giyerken beyaz çorabın da üstüne giyildiği zaman kroluk olarak düşünülmesi fakat şimdi Adidas ya da Nike markalı terliğin üstüne beyaz çorabın çok trend ve cool görünüp yadırganmaması sağlandı. Moda böylece algıyı yönetti ve insanda içten içe bu bakış açısını benimsedi ve ona uyum sağladı. Dış görünüşü renkli ve ayakta büyük duran ayakkabı modeli yayıldı ve markanın orijinali ya da sahtesi herkesin ayağında birden belirmeye başlandı. Gerçekten bu kadar tek tipleşme trendlere ve modaya uyanları rahatsız etmiyor mu? Her insan özünde özeldir, farklıdır. Para kazanmak isteyenler kendi ceplerini dolduracak diye niye bizler sürü psikolojisindeymişiz gibi davranalım? Düşünemeyecek kadar aptal mıyız? Ya da kendi stilimizi oluşturamayacak kadar? Kendi karakterini, kişiliğini bir konudaki uzmanlığınla ön plana çıkmak yerine dünyaca ünlü markaların üretmiş olduğu tek tip kıyafetlerle koluna taktığın bilmem kaç bin dolarlık özel üretilen saatlerle altında 300 beygir gücündeki mükemmel lüks otomobilinle 6 oda 3 salon 2 de banyosu olan milyon liralık evinle mi aidiyet kazanmaya başladın? Gördüğün bu fotoğraftaki toplam servet miktarı 158.8 milyar dolar. Kollarında ne Rolex saat, üstlerinde ne Giorgio Armani gömlek, altlarında ise Prada ayakkabı bulunmamakta. Geçen günlerde yayımlanan bir haberde Bill Gates'in 44 dolara Casio marka bir kol saati aldığı da manşetlere taşınmıştı. Saat tabi. 20 bin dolar versen de saati gösteriyor, 44 dolar versen de. Tabi iş saatte değil, saati takanda bitiyor, orası da ayrı. Ek olarak Steve Jobs'ın da her gün aynı kıyafetleri giyerek buna harcayacağı zamanı üretkenliğe vermeyi tercih etmişti. Tabii ki akıllı ve zeki insanların giyinişine önem vermemesi gibi bir durum yok. Burada anlatmaya çalıştığım şey insanlara dayatılan şeylerin onların kişiliğini oluşturmayacağıdır. Burada büyük düşünür Karl Marx, kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser sözüyle en rasyonel söylemlerinden birinin de altını çizmiştir. Aynı fast food gibi fast fashion kavramları da ortaya çıktı. Yıl içinde 2 sezonla değil 52 sezon ile karşılaşıyoruz. Yani her hafta yeni tasarımlar ve ürünler seri bir şekilde piyasaya sürülüyor. Değişimin hızı arttıkça yeniliğin de hızı artıyor.
Modanın bu iki kavramı dönüşümlü olarak birbirini besliyor. Değişim ve yenilik ucuzlukla buluştuğunda ise tüketim çılgınlığıyla karşılaşıyoruz. Moda da bir tüketim alanı olduğundan son senelerde günden güne daha çok beklenen ve her geçen gün tüketim hacmini arttıran alışveriş günlerine geliyoruz şimdi. Aslında zaman zaman ürünler indirime girse de Black Friday ya da 11-11 gibi indirimi tek günde birleştiren etkinlikler söz konusu. Peki nedir bu Black Friday? Her şeyden önce bu gibi ürünler dünyanın tüm ülkelerinde farklı günlerde, farklı isimlerde ekonomiyi ve sektörleri canlandırmak için birçok bahanelerle yapılıyor. Ancak Black Friday küresel çapta uygulanan nadir örneklerden. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü olan Kasım ayının 4. Perşembesini takip eden Cuma gününde gerçekleşiyor. 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor. Resmi bir tatil olmayan bu güne kara denmesinin nedeni ise 1960'larda başlıyor. Dükkanların o gün daha hava aydınlanmadan çok erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar, bugüne kara cuma denmesi sebep oluyor. Bu talep artışı Şükran gününden sonraki cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelphia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler. Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış. 1980'lere kadar ABD'de belli bölgelerde uygulanan bu indirimler daha sonra 60'lar ve 2000'lerde giderek tüm ülkeye yayıldı. Alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış saatleri iyice erkene alındı ve nihayet 2011 yılında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 12'de dükkanlar açılmaya başlandı. İnternet alışveriş sitelerinin de devreye girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bu indirim günü uluslararası çapta bir indirim gününe dönüştü ve tüm dünya bunu benimsedi. İndirim başlama ve dükkanların açılış saatleri erkene alındıkça indirim için bekleyenlerin mağazalar önünde oluşturduğu kuyrukların zamanı ve şekli de değişti. Bir önceki günden çadır kurup kamp yapmaya başlayan müşteriler kimi zaman perşembe akşamını ve geceyi sokakta geçirmeyi tercih etti. Bu da izdihamın yanı sıra ısınmak için propan gazı ve jeneratör kullanımı oluşan kalabalığın acil çıkış kapılarını ve merdivenlerini tıkamasının yanı sıra hırsızlık ve gasp gibi oranların da artışına neden oldu. 2006'dan bu yana sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Kara Cuma'ya bağlı olarak 10 ölüm ve 111 yaralanma vakası rapor edildi. Bu senenin yani 2019'un Kara Cuma'sı Amerika Birleşik Devletleri bilançosu 247 milyon kişinin 59.1 milyar dolarlık alışveriş kaydıydı. Bir başka alışveriş günü olan 11-11 ise aslında yalnızlar günü olarak düşünülen bir gündü. İlk kez Çin'de ortaya çıkan 11-11, sevgililer gününe karşıt bir gün olarak kutlanmaya başlandı. Üniversite öğrencilerinin birbirine hediye alarak kutlamaya başladığı bu güne bekarlar, yalnızlar günü denmesinin sebebi ise tarihin tamamen bir rakamından oluşuyor olması. 2009 yılında Çin'in e-ticaret devi tarafından sahiplenen 11-11 Yalnızlar Günü o günden sonra herkes tarafından büyük ilgi odağı olup aynı Black Friday gibi bir gün içinde maksimum alışverişin yapıldığı zamanları doğurdu. Gördüğümüz üzere içinde yaşadığımız bu sistemde bir insan mimarisinin yapıtı.
bize düşen bu sistemin anlayabildiğimiz kadarını idrak edip bilinçli bir tüketici olmaktır. Gerekli zamanda ihtiyacımız olan ürünleri almak en rasyonel eylemlerden birisidir. Umarım kaliteli zaman geçirdiğin ve sevdiğin bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeni ve abone olmanı çok isterim. Haftaya Cuma saat 17'de tam burada görüşmek üzere. Hoşça kal. We'll be right back.